Has Tavuk hayatın tadını sunar. Günaydın Olay Televizyonu'nun Hayatın Tadı programının çok değerli izleyenleri. Hoş geldiniz. Haftanın son iş gününde hepimizin inancında hayırlı olarak addedilen bu kutsal günde herkese günaydın. Cuma sabahındayız. Yine dün sabahki anonsumun devamı gibi hissedeceksiniz belki. Birkaç haftadır üst üste yaptığım anonslardaki devamlılık gibi hissedeceksiniz belki ama atlayamayacağım. Tabii ki hatırlatacağım ve tabii ki farkındalık yaratmamız gereken şehitlerimizle ilgili günaydın demek istiyorum. İki tane şehidimiz var. Aslında 16 ama ikisi Bursa'dan. İki tane şehidimiz var demek çok yanlış. Bursa'dan kalkacak olan cenazeleri belirtmek için ikisinin sadece Bursa'dan olduğunu aktarmak istedim. Onların rahmetiyle başlamak istiyorum. Cuma gününün bu güzel kutsal günün onların dünyaya veda günü olması tabii ki hepimizi çok sarsıyor ve çok üzüyor. Ama bu üzüntüyü bugün gerçekleşecek cenaze törenine katılarak biraz daha hafifletebiliriz diye düşündüğüm üzere sizlerle bunu paylaşmak istedim. Bugün bunu yapabilirsiniz. Bursa'da gerçekleşecek cenaze törenleri. O cenaze törenlerine katılabilirsiniz. Zor günler geçirdiğimiz ama yine de hayata tutunmayı bildiğimiz, daha çok birlik olduğumuz, birbirimize daha çok sarıldığımız günler yaşıyoruz. Bu sebepledir ki biz de Hayatın Tadı ekibi olarak sizlere yine yeni bir sabah, yeni bir program hazırladık. Bu yeni sabahta, yeni programda hem ülkemizle ilgili, hem hayatla ilgili, hem dünya ile ilgili, hem şehrimizle ilgili, hem kültürlerle ilgili güzel bir konuğumuz var, sporumuz var, haberlerimiz var, gündemi yine takip ediyoruz ve tabii ki lezzetimiz var. Hoş geldiniz. Hayatın Tadı başlıyor. Tekrar tekrar gün aydın olsun sevgili izleyenler. Zeynep günaydın. Günaydın canım. Canım benim. Dünkü pazılar. Dünkü pazılar. Dün saplarını kullanmıştık. Evet. Harika bir çorba yaptın Zeynep. Çok güzeldi çorbamız gerçekten. Sunumu da çok keyifli. Sunumu çok güzeldi. Hakan nasıl şaşırdı. Misafir için çok güzel bir şey. Ne kadar güzelmiş. Ne kadar değişik. Açınca öyleymiş öyle. Ve iç lezzeti de çok güzel. Çok güzelmiş. Kremanın, tereyağın, o pazının uyumu çok güzel. Normalde pazı daha acımtırak diye sevmeyenler olabiliyor. O çorbada tamamen gidiyor tat. Çok da lezzetli. Güzel böyle protein anlamında çok kuvvetli bir çorba. Kışa çok uygun. Zaten hani böyle kış akşamlarında o üzerinde hamuruyla falan sunumu da çok keyifli çok gerçekten. Çok güzel değil mi? Çok lezzetliydi ama mutfakta biliyorsun her zaman ekonomiye dikkat ediyoruz. Dikkat bugün ediyoruz. Pazıyı kullanacağımı bildiğim için ben genelde pazı saplarını kavururum şöyle bir tereyağında ya da zeytinyağında sarımsakla birlikte. Ondan sonra ardından bir yoğurt. Hani hemen böyle bir atıştırmalık da olur ama çorbaları da çok koyuyorum. Bu da bugün yapacağımız belli olduğu için dün kesmiştim, almıştım. Bugün pazıların kendileri ortada. Taze soğanımız, biberimiz var, salçamız var ve tereyağımız var. Malzememiz az, bir de kaynayan bir şey var. Kaynayan mercimeğimiz var, difrizden çıkarılmayı unutulmuş, yavaş yavaş çözülen kıymamız var. Çok tatlısın. Şimdi ilk önce söyleyeceğim şeyi söyleyeyim. Pazılar çok güzel görünüyor. Çok güzeller. Böyle canlı canlı, yeşil yeşil, ne kadar çok güzel. Maşallah. Hürriyet pazarı. Hürriyet pazarı mı? Çok güzelmiş. Böyle acayip hoşuma gitti. Şimdi hep ıspanak bilinir ya, evet. Ispanaktır aslında evet. Kış sebzesi, tabii, kış tabii, yemeği tabii. Olarak. İşte sadece bir soğan kavurursun, üstüne ıspanağı kavurursun, aynen. Biraz pirinç koyarsın, belki oldu, salça bitti. Koyarsın. Ispanak yemeğidir o. Ya bin da kıymalısını yapılır. Yaparsın. Şey. Yumurtalısı yapılır. Ama pazı ve kara lahana evet. Hem ona çok benzeyen... Evet. Hem de çok besleyici ama benim neden tercih ettiğimi itiraf etmek istediğim temizliği daha, daha rahat olan. Daha rahat yıkanan. Ben de kesinlikle ıspanaktan yıkanmışını almayı tercih evet, ediyorum çünkü ama. Çünkü tek tek o yapraklarla evet. Uğraşırken belin kopuyor, lavabonun aynen başında öyle. Elin donuyor. Çok ciddi bir çok su ciddi israfı. Emek. Çok ciddi. Hani şeyde bekletsen bile sirkeli suda mutlaka hepsini bekletiyorsun tabii ki. Ama bunların tabii ki. Yaprakları özellikle kara lahanada da böyle net böyle geniş. Kocaman. Oh yıka. Yelken gibi vur gitsin. Hemen 15 dakikada yemek hazır. Aynen Değil mi? öyle. Aynen öyle.
Ben de biraz daha onun için tercih ediyorum. Bu biraz daha mayhoş tadı gibi geliyor. Daha az suya gidiyor. Ispanak çok biliyorsun gidiyor, piştikçe Evet. gidiyor. Bu daha az oluyor. Daha az gidiyor, değil mi? Daha az gidiyor. Ben bunu keyifli seviyorum. Sadece bunlarda ben geniş yaprak olarak kullanmayı seviyorum. Hani böyle bir ön haşlama işlemini sevmiyorum ki bütün vitamini işte orada kalsın. İpucunu veriyorum zaten Aha, sana şu aldım. anda. Haşlama falan yapmayacağız çok fazla. Çok fazla. Az mı yapacağız? Çok, yani bilemem Tamam, artık. saracağız, tamam. Mercimekleri mi saracağız, kıymalı mercimek? Haşlamayacağız diyorum, saracağız diyor. Kapatacağız o zaman üstünü. Evet. Heh. Yani Ya da yatak haşlamazsak yapacağız. şurası sararken çok daha zorlar. Ha. Onun için kapamasını Ah, bastı seni gibi saftir diyorsun. O yapacağız. kadar tüyo veriyorum sana, hala almıyorsun. O zaman sen onu mercimekle, Mercimekli kıymayla kıymayla bir iç hazırlayacağız. Salçalı böyle sonra taze böyle soğanla. taze soğanlı yatak. Kırmızı biberle. Altta pazılarımız olacak. Üstte içimiz olacak. Üstte pazılarımız olacak. İçimiz olacak. Böyle Lazanya. lazanya gibi, börek gibi bastı şeklinde, kapama şeklinde yapacağız. Üstüne böyle deliklerinden tereyağı koyacağız. O biraz fırında pişirecek. Oh, Çok çok güzel. güzel. Çok güzel Çok güzel. olacak. Hem çok pratik aslında. Hı. Hani böyle malzeme orada az görünüyor ama kıyma var, mercimek var. Ay o var, bu var falan değil. Çok lezzetli, çok besleyici. Biraz sulu yemek tarzında oluyor. Çünkü dediğim gibi önden pişirme yapmayacağım için bütün lezzetini yemeğe versin, bütün vitamini yemeğinde kalsın, içinde kalsın diye. Biraz onun için de hani mesela bir kelepçeli kalıp değil de başka bir cam kalıp vesaire kullanılması gerekiyor. Su altından süzülüp gitmesin. Yemeğin suyu üstünde İçinde kalsın, kalsın. Sonra evet. onu böyle kese kese mi Kese servis kese, yapacağız? isteyen kaşıkla böyle böyle. Çok güzel. Keyfine göre yani küçük kaşıklarla helvalık lokmalar gibi çıkarıp yoğurtla birlikte servis edilebilir. Dilim dilim börek gibi servis edilebilir. Ay, Keyifli şahane. bir yemek ama. Şahaneymiş bir tane. Evet. Çok güzel Sanki olacak. yiyebileceğim gibi bir yemek. Evet. Sanki. Sanki onun Bir için böyle. değiştirmiş olabilirim. Evet, bir heyecanlandım ben. Yiyeceğiz galiba. Ha, öyle mi? Evet, Ay, onun çok için mutluyum. değiştirmiş Şu olabilirim. anda mutluyum. Çok çok mutluyum Çok canım farklıydı da bu pazı. benim. Ama böyle olmasına uygun gördüm. Böyle uygun gördüm. Sanırım bugün geç saatlere kadar buradayız. Sanki. Evet, değil mi? Evet, Böyle enerjiye de tiyolara ihtiyacımız her var. şeyleri verelim. Kesinlikle. O zaman bu güzel lezzet, bu muhteşem lezzet başlarken sporumuza dönelim. Sporumuzu yapalım. Sonra Zeynom lezzetine devam ederken ben onun yanında böyle ufak tefek haberlerimle sizlerle olayım. Ardından da konuğumuz gelsin. Konuğumuzu tanıyalım, tanışalım. Hakkındaki bilgileri alalım. Programımız böyle aksın gitsin. Ve güne de, sabra da daha çok sahip olalım. Sabır çok değerlidir. Daha sabırlı olmak, hayatı daha yaşanır kılmak adına hayatın tadından ayrılmayın. Şimdi spor zamanı. Herkese günaydın. Bu sabahki sabah sporumuzda yine Go Life Personal Training Studio'da başlıyoruz. Sabah spor yapmaya hazırsak eğer hemen ayağa kalkalım ve başlayalım. Minik minik adımlarla başlıyoruz. Nefes al ve ver. Özellikle kış aylarında bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için bol bol spor yapmamız gerekiyor. Egzersizlerimizi unutmayalım. Adım yaparken parmak ucundayım, topuğumu çok yere değdirmemeye çalışıyorum. Bacaklarım düz eksende, dizlerimi hafif karnıma doğru çekiyorum. Ellerim yukarıda. Evet, şimdi kollarımla daire yapıyorum. Omzum ve kollarım ısınıyor. Şimdi tam tersi. Nefesi unutma. Nefesi daima burnundan alıp ağızdan veriyoruz. Daire yap. Kolları iki yana açtık. Çaprazlara doğru açalım kolları. İyice ısınalım. Güzel de ısınmadan sonra her egzersiz çok daha faydalı olacaktır. Nefesini unutma. Hareketi unutma. Bol bol adım yapıyoruz. Şimdi yana doğru esnedim. Uzandım. Yana iyice esne. Yan eksenini hisset.
Güzel. Diğer taraf. Uzan iyice, nefesini unutma. Karnı sık. Nefesimi verirken iyice karnıma sıkıyorum. Kalçamı esnetiyorum. Ellerimi belime alabilirim. Burada da dik durmayı özen gösteriyorum. Dışarıya doğru daireler yaptım. Bugün biraz daha bacak, iç bacak, kalça ağırlıklı bir çalışma yapacağız. Tabii ki diğer bölgelerimizi unutmayacağız. Bunu yaparken kendinize destek olması için bir duvardan destek alabilirsiniz bir sonraki egzersizler için. Ya da bir sandalyeden. Evde bulunduğunuz bir yerden destek alarak ya da destek almadan da yapabilirsiniz bu egzersizleri. İçe doğru daireler yapıyorum. Kalça eklemim iyice ısınıyor. Yine mini mini adımlar yaptım. Devam ediyorum. İlk bacakları biraz daha esnetmek adına öne doğru esnedim. Egzersiz başında esnemeyi hareketli bir şekilde yapabilirim. Ama egzersiz sonrasında esnediğim noktada kalmam gerekiyor. Şimdi egzersiz başında olduğumuz için öne doğru esniyorum. İyice bacakların arkasını hisset. Esne. Uzan. Bacakların arkası iyice gerilsin. Bacak arkası esnekliğimiz çok önemli. Bacak arkalarımız ne kadar esnek olursa belimiz de o kadar yük binmeyecektir. Bacağımın içini esnetiyorum. İyice bacağın içini hisset. Olabildiğince aç bacaklarını yana doğru. Bir bacağın üzerine hafif oturarak bacağın içini hissediyorum. Ayak parmak uçlarım daima gövdemin baktığı tarafa doğru bakıyor. Ver nefes. İyice otur, hisset. Ne kadar esnek olursak günlük hayatımızda o kadar rahat ederiz. Ve sakatlanma riskimiz düşer. Yaptığımız egzersiz çok daha faydalı hale gelir. Ver nefes. Dik durmaya özen göster bu egzersizleri yaparken. Yine aynı şekilde bu pozisyonda da öne doğru iyice esniyorum. Önce ortadayım olabildiğince. Bacağımın arkasını ve bacağımın içini hissediyorum. Biraz öne doğru gittim. Ellerimi öne uzattım. Başımı da aşağıya doğru uzatarak esniyorum. Şimdi yana doğru esnedim. Uzat. Ortadayım. Ve diğer yana. Yine ortadayım. Esne öne doğru. Ve yavaşça topla. Bacağım birisi önde, birisi arkada. İyice esniyorum. Dik durmaya özen göster bu hareketleri yaparken. Arka bacağımın altında esnediğini hissediyorum topuğum yerde. Şimdi diğer taraf. Nefesten hiç unutma. Olabildiğince dik durmaya çalış. Bütün enerjini bedeninde topla. Bacağımı geriye doğru çektim. Bacağımın üstü esniyor. Bacak kaslarımı iyice esnetiyorum başlamadan önce. Çünkü iyi bir bacak çalışması yapacağız. Özellikle sizden gelen talepler üzerine. Diğer bacağım. İyice çek. Bacağımın üst kası esnesin. Şöyle boynumuzu esnetelim bir sağa bir sola. Öne ve geriye. Şimdi yine mini mini adımlarla başlayalım. Isındık. İyi bir stretching yaptık. Esnetme hareketleriyle de ısındık. Şimdi yan yakımla devam edebiliriz. Günde 10.000 adım. Kalp için, kilo vermek için en az 15.000 adım atmamız bizler için önemli. Telefonlarımızdaki adım sayarları mutlaka kuralım. Düz adım yaptım. Evet, bacaklarımı iki yana açtım şimdi. Tek bacağım. Bunda destek olabilirim dediğim gibi. Tek bacağım tam ayağımın yanında. Parmak ucum aşağıda, topuğum yukarıda. Olabildiğince dik duruyorum. Bacağımın müsaade ettiği kadar, eklemin müsaade ettiği kadar. Ayağımı yukarıya kaldırıyorum ve indiriyorum. Bir. İki. Çok kaldırmak önemli değil. Üç. Kası hissetmek. 4 5 Destek alabilirsiniz.
6 7 8 9 ve son. Yukarıda bekliyorum. 10 nefes. 1 2 karnını sık. 3 4 yerdeki bacağınla çalışır. 5 6 7 8 9 ve son. Şimdi diğer bacağıma geçiyorum. Bacağım tam. Bacağımın yanından düz bir şekilde açıyorum. Parmak ucum geri gösteriyor. Topuğum biraz daha dışarıya. Bacağımın dışını hissediyorum. Yana aç. 1 2 3 hisset bacak kaslarını. 4 5 6 7 dik durmayı unutma. 8 9 ve son. Aç bekle. 10 nefes. 1 2 3 4 5 6 nefesini unutma. 7 8 9 ve son. Bacaklarımı küçük küçük hareket ettiriyorum ve dinlendiriyorum. Şimdi aynısının içe doğru açılanını yapacağız. Ama ayağımızı bir adım öne alıyoruz. Ayağım bir adım önde. Parmak ucum yere bakacak şekilde bacağımı iyice kasıyorum. Kastığım zaman bacak kaslarının da kasıldığını hissetmem gerekiyor. Ne kadar çok kasımızı devreye sokarak çalışırsak eğer o kadar güzel sonuçlar alırız. Dik durmaya özen gösteriyorum. Her zaman için bir destek alabilirim. Parmak ucum gergin. Şimdi önde düz çizgi yapıyoruz. İçe yaptım. Yana açtım. Bunu yaparken gövden dönmeyecek. Sadece kalça eklemimden yapabildiğim kadar yapacağım. Üst tarafım sanki alçıda. 1 2 3 Dik dur, nefesini unutma. 4 Karnını sık. 5 6 7 8 9 ve son. Değiştiriyorum bacağımı. Diğer bacağımı yaptım. Bir bacağım öndeydi. Parmak ucum gergindi. Dik duruyordum. Kalça eklemimin izin verdiği kadar içe ve dışa açıyorum. 1 Üst tarafım alçıda. 2 3 4 5 Yerdeki bacağını da hisset. 6 Nefesini sonuna kadar ver ve karnını kas. 7 8 9 ve son. Küçük küçük adımlar yapıyoruz. Şöyle bacaklarımızı dinlendiriyoruz. Salla 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 bacaklarını. Şimdi aynı hareketin bir adım geride olan versiyonunu yapıyoruz. Olabildiğince yine dik duruyorum. Çok hafif belki öne eğilebilirim ama kapanmıyorum. Dik durmaya özen gösteriyorum. Bacağım geride. Parmak ucum iyice gergin. Kalçamı ve bacak kaslarımı iyice sıktım. İçe ve dışa. Bunu yaparken gövdem dönmüyor. Gövdem düz. Nefes aldım. Nefes ver. Yana aç. 1 2 Nefesi unutma. 3 Karnı sık. 4 Ayağımla çizgi yapıyorum. 5 6 Sık bütün kaslarını. 7 8 9 ve son. Şimdi değiştirdim. Diğer bacağımı yapıyorum. Bacağım geride. Dik durdum. Parmak ucum gergin. Yana aç. Düz çizgi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son. Küçük küçük adımlar yaptım. Bacaklarımı yine dinlendiriyorum.
Şimdi daireler yapacağız. Daireler içe ve dışa doğru yaptığımızda yine çok ince kas gruplarımızı çalıştıracak. İncelmek için çok güzel hareketlerdendir. Bunu evde sadece egzersiz yapmadığınız zamanlarda da bu hareketleri deneyebilirsiniz. Mini egzersizlerdir çünkü. Parmak ucumu öne doğru uzattım. Yine dik durdum. Karnımı iyice sıktım. Nefesimi sonuna kadar verdim. Bacağımı önde ve daire yapıyorum. Çok büyük bir eksende değil, gövdemin hizasında daire yapıyorum. Yana açtım, içe kapattım. 2, 3, yukarıya kaldırdığımız kısımda karın daha çok çalışır. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son. Şimdi diğer bacağımı yapıyorum. Uzattım bacağımı, gergin parmak ucum, kaslarımı iyice sıktım, gövdemden taşmadan daire yapıyorum. 1, içe doğru, daha sonra dışa doğru yapacağız. 2, 3, karnını hisset. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son. Küçük küçük adımlarımızı yapıyoruz yine. Bacaklarımız bir ufak yorulmuş olmalı. Nefesleri unutma. Nefesini al ve ver. Nefesi hiçbir zaman tutmuyoruz. Şimdi aynı şekilde bacağımı uzattım. Az önce içe doğru daire yapmıştık. Şimdi dışa doğru yapıyoruz. Daire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dik durmayı unutma, nefesini unutma. 7, 8, 9 ve son. Şimdi diğer bacağımı uzattım. Bacak gergin, parmak ucu gergin. Dışa doğru daire yapıyoruz. 1, 2, bunu yaparken gövdenin sallanmamasına özen göster. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son. Mini mini adımlar yapmaya devam edebiliriz. Bacaklarımız epey bir çalıştı. Bacakları salla. Şöyle bir öne doğru esneyelim. Bacak arkalarımızı hissedelim. Esnet, esnet bacak arkalarını. Olabildiğince yere doğru uzan. Uzan. Salla bacakları. Şimdi yine destek alarak tek bacağım önde. Dizimi karnıma çekiyorum. Ve bu 90 dereceyi bozmadan geriye doğru itiyorum. Sanki bir gondol gibi. Yukarıya kaldır. Geriye it. Kalçanı iyice hisset. Bacağını her daim taşı. Yukarıya kaldır ve geriye it. Başlıyoruz. Kaldırdım. 1. Sık kalçayı. 2. Hareketleri hızlı yapmak değil, doğru akışta yapmak çok daha önemli. 3. 4. Sık iyice kalçayı. 5. Dik durmayı özen göster. 6. Kaldır bacağını. 7. Sık iyice karnını, ver nefesini. 8. 9. Ve son. Şimdi diğer bacağımı yapıyorum. Bacağımı 90 derecede kaldırdım. Dizim bükük. Aynı şekilde hiç bozmadan geriye doğru kalçamdan sıkarak geriye çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, iyice sık kalçayı. 7, 8, 9
ve son iyice sıktı. Bacakları salla, mini mini adımlarını yap. Nefesini düzenlemeyi unutma. Bacakları salla. Şimdi şu çökme hareketlerini yapmamız bizler için önemli, bacak ve kalça kaslarımız için. Yine parmak uçlarım dışarıya bakacak şekilde. Olabildiğince bu sefer bacağımı açarak oturuyorum. Oturdum ve dik durdum. Oturdum, ellerim göğsüm hizasında. Kalkarken kollarımı açıyorum. 1. Otur. 2. Parmaklarını uzat. 3. Kalçayı sık, topuktan destek al olabildiğince. 4. Nefesi ver. 5. 6. Nefesi unutma. 7. 8. Otur iyice ve aç kollarını. 9. Ve son. Şimdi oturdum. Bekliyorum. Dirseklerimi çenemin hizasında, boynumun hizası arasında birleştiriyorum. 1. 2. 3. Otur iyice, bacaklarını hisset, topuğundan destek al. 4. Topuğuna bas. 5. 6. 7. 8. 9. Ve son. Kalktım yavaşça. Toparlanıyorum ve bacaklarımı hissediyorum. Salla. Küçük küçük adımlar yapıp dinlendirebiliriz. Şimdi yine bacaklarım dışarıya doğru açık. Oturuyorum yine. Ellerim ensemde. Yana doğru dönüyorum. 1. Diğer yana. 2. 3. Karnı hisset. 4. Karnı daha çok şu kemikleri birbirine yakınlaştırarak hissedebilirsiniz. Kapat iyice karnını. 6. Şimdi hareket daha çok işe yarar. 7. 8. 9. Ve son. Oturdum. Küçük küçük oturup kalkıyorum topuğumdan destek alarak. 1. 2. Bu akıcı. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ve son. Bacakları topla. Öne doğru esne. Uzan. İyice uzan. Kalktım. Şimdi ellerim avuç içim yukarıya gelecek şekilde esneme egzersizlerine geçebiliriz. Kollarımı yukarıya doğru uzattım. Yana doğru esnedim. Sonra diğer yana. Avuç içlerim kendime bakacak şekilde göğsümü esnetiyorum. Göğüs kaslarımı esnetirken dik duruşumda desteklerim aslında. Bu hareketi sık sık yapabiliriz. Ya da doğru esnettim başımı, omzumu aşağıya doğru bastım. Diğer tarafı yapıyoruz. Önde. Diğer çapraz. Bacaklarımı birleştirdim. Öne doğru esnedim. En gergin noktada bekliyorum. Nefesi ver. Uzan iyice. Bacak arkalarını hisset. Uzan. Bacaklarımı iki yana açtım. Yine aynı şekilde orta kısmı uzanıyorum. Bugünkü egzersizimizde bol bol bacaklarımıza yüklendik. Vücudumuzun en büyük kas grubu olan, en çok enerji ihtiyacı olan bacak kaslarımızı çalıştırdığımız sürece yağ yakımımız ve yağ yakımımız çok daha hızlanır ve yağ depolamamız da çok daha engellenmiş olabilir. Diğer taraf. Bacağım için iyice esnetiyorum. Bir bacağım önde, bir bacağım geride.
Kesin ederim. Diğer tarafı yapıyorum. Bacağımın biri içte, bacağımın dışını esnetiyorum. Çek iyice kendini. Dik durmaya özen göster. Bunu yaparken destek de alabiliriz. Eğer ki dengede durursak bizim için çok daha faydalı. Diğer taraf. Çek yukarıya. Daha doğru esnedim yine. Uzan. Hisset yan eksenini. Ön çapraza doğru uzan. Gerideki gerginliği hisset, sırtındaki, çaprazdaki. Diğer taraf, yana uzan. Ön çapraza uzan. Hisset. Boynumu esnetmeyi unutmuyorum. Bugünkü sabah sporumuz da bu şekilde bitti. Umarım güne güzel başlamışızdır. Herkese iyi sabahlar. Sabah sporumuzu yaptık. Biraz daha iyi hissetmemiz için kendimizi bu girişimde de bulunduk. Şimdi biraz daha rahatız. Tabii ki az önce de söylediğim gibi sabır çok güzel bir şey. Daha sabırlı olmak için, hayata daha güzel bakabilmek için, her şeye rağmen yaşamın devam etmesi için tüm güzellikleri aynı anda yaşamamız lazım. Hayatın getirdiği ve hayatın bizden beklediği her şeyi tam sırasında yaşayarak devam etmeliyiz. Ama ilk 44 tane şehit arasında sivillerin de olduğu şehit verdiğimiz saldırıdan sonra çok fazla uzman davet ettik biliyorsunuz programımıza, Hayatın Tadına. Uzmanların hepsinin söylediği ortak bir nokta vardı. Onu hatırlatarak devam etmek istiyorum. Evet, sabredelim, hayatımızı yaşayalım, devam edelim. Yaşamın getirdiği her şeyin içerisinde olalım, programımızı izleyelim, yemeğimizi yapalım, sporumuzu yapalım, konuklarımızla sohbet edelim. Evet, bu böyle süre gitmeli ama uzmanlar diyor ki acınızı yokmuş gibi yaşamayın. Acıyı farkına vararak, o acının bilinciyle hayatımızın bir parçası olduğunu kabul ederek yaşamayı öğrenmemiz lazım. Bunu ben söylemiyorum. Nacizane asla o kadar haddim ve bilgim yok. Uzmanların söylediği, bize öğretmeye çalıştığı gerçek nokta buydu sevgili izleyenler. Zor günler yaşıyoruz. Mücadele gerektiren günler yaşıyoruz ama bu zorluk, ay çok zor günler, nasıl yaşayacağız, çok üzüntülüyüz diye geçirmememiz gereken, o acıyı farkına varıp fakat hayatın devam ettiğinin bilincinde de olarak yaşamamız gereken günler. Bugün şehit cenazeleri kalkacak hemen hemen Türkiye'nin her yerinde. Bursa'dan iki tane var. Onu da bir kez daha tekrar edelim. Ve tekrar dileyelim ki umudumuz olsun ki bu acı haberlerle yoğrulmayalım, yoğrulmaya devam etmeyelim. Sizlere aktaracağım haberler var. Kocaman bir yılı da geride bırakıyoruz bu arada. 2016 bitiyor artık. Geri sayımdayız. 21'inde gün dönümü vardı. En uzun geceyi yaşadık. En uzun gece gerçekten hem sosyal medyada hem televizyonlarda hem o 21 Aralık'ın gün dönümü olduğunu farkındalığını yaşayan herkes tarafından keyifli, güzel dileklerle, dualarla bir şekilde geldi ve geçti. 22-23 bugün değil mi Zeyno? 23'ü bugün. 23 oldu, son 7 artık. Son cuma demiyoruz çünkü kocaman bir hafta yaşayacağız. Son pazartesi, son salı, son çarşamba diye pazartesinden itibaren sayacağız. Sayacağız. Cumartesi günü de yepyeni bir yıla uyanacağız. Gece 12'den sonra cumartesinin sabaha karşısı, pazar sabahı yeni bir yıla uyanacağız. Biz o yeni yıla uyanmadan önceki cuma günü de Zeyno'mla ikimiz burada geleneksel Hayatın Tadı arifesini gerçekleştireceğiz. Yılbaşı arifesi gerçekleştireceğiz. Çok keyifli. Burada ben haberlerimi size vereceğim. Yıl içerisinden topladığımız haberler, enteresan haberler. Zeyno'm burada yılbaşı lezzetleri gerçekleştirecek. İnşallah cuma günü böyle çok güzel, Hayatın Tadına özel Zeyno ile Şeyda'nın sohbetleriyle dolu bir program yapacağız önümüzdeki hafta cuma günü. Yani bir hafta sonra. Ama bugüne geri dönüyoruz. Bugünkü haberleri aktarıyoruz. Konuğumuzla güzel bir sohbet gerçekleşecek ilerleyen dakikalarda. Bu arada Zeyno'm da lezzeti aldı götürdü. İnanamazsınız. Lezzet çok şimdi, güzel ama değil mi? Görüntüsü. Şu anda Çin dersiniz. Harcı Çin. Harç çiğ ama o kadar güzel kokuyor çok ki. Çok güzel görünüyor değil mi? Zeynep, kokusu çok güzel. Görüntü de çok güzel. Kimyon... Şöyle geleyim mi? Gel.
kimyon, mercimek, güzel. Kıyma, mu bu kimyonun güzel kokusu mu? Veren. Ama mercimekle işte karışınca taze soğan. Evet. Taze soğan ve kimyon karışımı inanılmaz güzel kokuyor. Güzel kokuyor sevgili izleyenler. Çok güzel bir koku. Çok güzel yani böyle içini göstereyim. Altına tereyağı sürdüm, pazı yapraklarını döşedim. İçimiz çok güzel. Bu sana da söyledim ya bunun içine yumurta kırıp köfte yapmalık bir evet. içi bu diye. Çok lezzetli bir iç. Kıymamı çiğden koydum. Haşlanmış mercimekler, kırmızı biber, taze soğan ve bolca baharatımızı ilave ettim. Şimdi böyle kat kat döşüyorum. Siz sohbet ederken ben de bunu yapıp pişirip size ikram edeceğim. Çok lezzetli, harika. Birkaç tane haberim var. Süreme bakıyorum. Evet, süremiz de var. Hemen haberlerimi veriyorum konuğumun yanına geçmeden önce. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği. Yol arkadaşım olur musun sloganıyla bir koşu gerçekleşmişti biliyorsunuz köprüde. Özel bir hattın. Reklam içerdiği için ismini söyleyemiyorum. İstanbul Maratonu gerçekleşmişti. Pek çok yardım kuruluşları, sağlıkla ilgili vakıflar, eğitimle ilgili vakıflar, doğayla ilgili vakıflar hep oluşumlar, gruplar oluşturdular. Farklı farklı sebeplerle koştular ve bu koşunun sonucunda elde edilmiş gelirler hep bu vakıfların hayır işlerine aktarıldı. Çok güzel bir şeydi. İşte Tema Vakfı ağaçlandırma için kullandı. TGV çocukların gelişimi için, eğitim için kullandı. Sağlık için bunu çok fazla otizmliler var, downlular var. Pek çok vakıf vardı. Çeşit çeşitti. Çok güzeldi. Böyle çok renklilik vardı. Omurilik Felçlileri Derneği'nin yol arkadaşım olur musun sloganıyla koşusunun sonucunda 169 engelli özgürlüğüne kavuşmuş. Bugünkü gazetelerden çok birinden güzel. Aldığım haberdir. Güzeldir. Umut vericidir. İhtiyacımız var böyle haberlere. Bu haberi vererek başlamak istiyorum. Güzel bir haber. 169 engelliye araç almışlar efendim koşuda toplanan paralarla. Bu gerçekten etkileyici, çok güzel bir şey. Bir tane özel bir paylaşım var, onu da aktarayım. Törene katılan ihtiyaç sahiplerinin mutluluğu adeta gözlerine yansıdı denilmiş haberde. Onlardan bir tanesi 28 yaşındaki 13 yıllık evli Safiye Akçay'dı. Duygularını özetlerken yaptığı esprilerle çevresine neşe saçan Akça, doğuştan kas hastası olduğum için 10 yaşından bu yana ağrılarla yaşıyorum. 1,5 yıldır tekerlekli sandalyede hayatımı sürdürüyorum. Eşim bir süpermarket zincirinde kasiyerlik yapıyor. Kol kaslarım güçlü olmadığı için tek başıma manuel sandalyeyle hareket edemiyorum. Hiçbir işimi yalnız yapamaz haldeyken, artık tek başıma dışarı çıkıp ihtiyaçlarımı karşılayacağım. Şu an o kadar mutluyum ki siz bu mutluluğun ne demek olduğunu anlayamazsınız. Kendi başıma arkadaşlarımı ziyaret edeceğim. Bakkala bile kendim gidebileceğim. Hatta eşimin iş yerine gidip arada kendisini kontrol etmek istiyorum diye konuşmuş. Yani çok güzel. Çok güzel bir yürek. Bakkala kendim gideceğim çok önemli değil bir mi? Cümle ya. Lütfen bu cümleleri böyle sindire sindire alın oldu mu? Yani yaşamın ne kadar kıymetli olduğunu, sahip olduklarınızın ne kadar değerli olduğunu özümseyerek lütfen bu cümleleri alın. Biz öyle yapıyoruz. Çünkü Zeynep de aynı hissiyatta dinliyor. Ben de aynı hissiyatta evet. sizlere aktarıyorum. Lütfen bu haberleri okurken de, farklı yerlerde karşılaştığınızda da aynı hissiyatla algılamaya çalışın. Bakkala gideceğim. Esprisini yapıyor. Doğuştan kas engelli aslında. Doğuştan belirli aletlere mahkum ama... Diyor ki ekmeğe gidip kendim alacağım için çok mutluyum. İşte espri yapıyor. Eşimi gidip kontrol edeceğim. Kasiyer ya ne yapıyor bakayım markette. Bu espriyi bile yapabiliyor. Harika bir şey. Çok güzel bir insanmış. Sevgili Akça'ya, neşe saçan Akça'ya buradan sevgiler selamlar. Çok sevdiğim bir dostumun bir sözü var burada onu söylemek istiyorum sevgili izleyenler. Neşeli olalım, vur patlasın, çal oynasın yapalım demiyorum. Tabii ki bunu yapamayız bu şartlar içerisinde. Ama neşeli olmak farklı bir şey. Hayata gülümseyerek bakabilmek, olumlulukla bakabilmek. Çok sevdiğim dostum şöyle der. Hayatta her şeyini kaybedebilirsin. Mal varlığını kaybedebilirsin. Sevdiklerin hayatını yitirebilir. Her şey, aklına gelebilecek her şey kaybolabilir. Ama neşeni kaybettiğin gün hayat biter. Bu çok doğru. İşte bu yüzden sizlere biz biraz daha rahat geçirebileceğiniz, biraz daha günü, çok zor olsa da keyifli olmasını sağlayabileceğimiz bir program hazırlamaya çalışıyoruz. Umarız başarılı oluyoruzdur. Akça da bunlardan birisi.
Bu haber çok hoşuma gitmişti. Aslında benim haberim Rusya'dandı. Sonra Bursa'dan bu haberi görünce Zeynep de anlayacak şimdi neyden bahsettiğimi. Etkilendim. Şehrimizde de böyle kahramanlar olduğunu duyunca çok hoşuma gitti. Bir köpek kurtarma seansı izledim. Ben Rusya'da bir minik köpek göle düşüyor. Buz tutmuş göl. Bildiğiniz buz. Çatır çatır buz. Fakat ortasında küçük bir açıklık var ve köpekçik oraya düşüyor. Rus olan hayvansever, yardımsever daha doğrusu. Üstünü başını çıkartıyor o soğukta. Buzu kırıyor, atlıyor, gidiyor köpeği çıkartıyor, kurtarıyor. İki gündür onu size aktaracağım. Hep farklı şeyler, haberler araya girdiği için aktaramıyorum. Sonra bugün bizim gazetelerimizde Türkiye'de böyle bir haber olduğunu, hatta Bursa'da böyle bir haber olduğunu görünce daha da bir gururlandım. Bursa'nın İnegöl ilçesinde buz tutan gölete giren köpek buzların kırılmasıyla suya düştü. Suda çırpınan köpeği kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Çırpınan köpeği gören gençler kendi imkanlarıyla el ele tutuştular. En güzel mizansen de bu. El ele tutuştular, köpeği kurtarmaya çalıştılar. Yalnız el ele tutuşarak kurtarma konusunda başarılı olamadılar. Olamadılar. Olamazlar çünkü. İzledin mi? Çok güzel. Olay yerine gelen Kültür Park güvenlik görevlilerinden biri kendine göletin demir korkuluklarına bağlayarak gölete indi. Görevli suyun içinde donmak üzere olan köpeği kurtararak yukarı çekti. Budur. Golden iniyor. Golden. Kenardan evet. Aşağı ördekler için korkutmak için. Hop iniyor. Yaramaz. Kenardan çıkmaya çalışıyor. Çıkamıyor falan. O güvenlik... Düşüş anını da mı çekmişler? Ben haberi izlemedim. İnişi de var. İnişi de var. İnişi de var. Yalnız çıkmaya çalışırken kendi çıkamıyor. Normalde köpekler ürkünce kaçabilir vesaire ya. Umarım tahmin ettiğim gibi değildir. Sahipli bir köpek, bırakılmış bir köpek değildir o. Çünkü güvenlik görevlisi oradan çekmek için ensesinden tutuyor, kaçmıyor bile. O kıyamam. Yani insanı çok alışkın. Alıp hop yukarıya çıkarıyorlar ama o kadar güzel. Ondan sonra sirkeleni hop. Yerim ben onu. Şimdi biraz üzüleceksin. Ama gene de seninle de paylaşmak istiyorum. Hafta sonu pazar günü dağa çıktık. Teleferikle çıktık. Sarı alanda biliyorsunuz mecbur bir güzergah konuldu. Orada turizmi tabii ki hareketlendirmek için sarı alanda aktarma yapıyorsunuz. Oteller bölgesine çıkabilmek için. İniyorsunuz teleferikten. Böyle bir çarşının içerisinden geçiyorsunuz. Tekrar teleferiğe biniyorsunuz. O geçiş esnasında bir tane Saint Bernard. Allah. Zeyno bu kadar bir şey. O renkler, o göz böyle. Nasıl sevimli, nasıl tatlı. Ağzında salyası donmamış mı? Hayır, donmamış. Birisi böyle elinde tutuyor. Tabii ben iner inmez çıldırdım. Ay sen Bernard. Çocukluğumuzda Heidi'den hatırladığımız zaten. Çıldırıyorum o Beethoven köpekleri. Vardı Beethoven vardı bir de. Gittim hemen sevebilir miyim dedim. Tabii dedi, genç bir delikanlı tutuyor böyle. O da böyle temiz yüzlü bir çocuk. Ondan sonra Adnan arkadaşım dedi ki sevdirmezler canım dedi. Onu dedi fotoğraf çektirmek için kullanıyorlar. Nasıl dedim, hani papağanları falan yapıyorlar ya turistik yerlerde. Gerçekten mi dedim çocuğa? Evet abla dedi, fotoğraf çektirmek için kullanıyoruz. Dedim nasıl yaparsınız? Ama dedi biz ona çok iyi bakıyoruz dedi. Sustum, dinlemeye başladım. Terk edilmiş bir köpekmiş. Barınakta bulmuşlar Saint Bernard'ı. Ve çok şiddet görmüş. Oh, o kadar şiddet görmüş ki. İlk insanlarla böyle irtibata geçmesi için onu çıkardıklarında insanları gördüğünde sinmiş. Demir parmaklıklar görünce siniyormuş, korkuyormuş, barınağı hatırlıyormuş. Abi o kadar acı çekiyordu ki biz ona sevgiyle yaklaştık, karnını doyurduk, insanlarla tekrar temasını sağladık deyince sustum. Helal olsun size dedim. Gerçekten bir şey demiyorum. Hani bu işi... Karda da mutluysa. Mutlu zaten karda. Sonra arkadaşlarımla teleferiğin içinde konuşurken böyle hırsla, öfkeyle tabii ki Adnan özellikle çok sinirlendi. Nasıl olur dedi, bu hayvanlar dedi, Allah bunları dedi insanları kurtarmak için yaratmış. Biliyorsunuz Alpler'de Saint Bernard boynunda bulunan, içinde alkol olan, hayat kurtaran bir sıvıyla, adını veremiyorum rütük gereği, sıvıyla dolaşır ve kokusunu aldığı karda çığ altında kalmış insanları gidip bulur, eşeleyerek çıkartır, üzerine yatar, vücut ısısıyla önce ısıtır, sonra o boynundaki tedavi edici olduğu için onu kullanıyorlar. İçecekle insanların hayatını kurtarır. İnsanın hayatını kurtarmak üzere Allah'ın yarattığı bir canlıyı sen dövüyorsun, şiddet uyguluyorsun. Ben insan evladına gerçekten inanamıyorum artık. Gerçekten şok edici. Gerçekten şok edici. Alma o zaman.
Hayır, yani sen Bernard, onu anlamıyorum işte. Elde yani, edilmesi kolay bir hayvan da değil. Özel ekonomik olarak da bir para hayvan. Para verilip tabii, tabii. alınması gereken. Çünkü cins bir hayvan. Tabii, muhtemelen evde aldılar rahat atlamakta. Çok büyüdükten sonra, geldi. Abi çok büyükmüş, salyası çokmuş, salyası tüyü çokmuş. Diye. Zaten evde bakılacak tür de değil. Çünkü küçükken o kadar şeker evet. ki muhtemelen çocuklarını mutlu etmek için falan aldılar. Çocuklar mutlu oldu. Büyüdükçe zorlaştı. Altından kalkamayacağınız işe girmeyin lütfen. Bakamayacaksanız almayın. Günah. Yani resmen hayvanın günahına giriyorsunuz. Çok etkilendim ama sonra böyle hani olumsuzluk ben olumluya. Onu görmeye giderim. Evet. Adı neymiş biliyor musun? Salep. Salep. O cüsseye de o isim. Evet, Salep. Ama nasıl masum böyle yiyeceğim. Nasıl? Surat çok güzel. Sevdim, ama. Oynadım. Ağzıyla bir ara eldivenimi kaptı. Başladı çiğnemeye. Baktım eldiven gidiyor. Dedim eldiven gidiyor. Abi abla yer ne yapıyorsun? Bir şey olacak. Ben ne bileyim dedim. Kaptı eldiveni. Çıkardık kardı böyle vurduk. Ondan sonra ama çok sevdim çok güzeldi. Antiseptik ağızları zaten. Evet ama hiç önemli evet. değil. Çok güzeldi. Çok keyif. Mutlaka gitmelisin Zeyno. Herkes gittiğinde de mutlaka sevsin onu. Ticaret kısmı beni ilgilendirmez. Çektirirsiniz, çektirmezsiniz onu bilemem ama gidip ona böyle sevgi gösterin. Çünkü sevgiye aç. Çocuklar yani sahipleri, evet. yeni sahipleri sevgi göstermesine rağmen hala böyle sevgi istiyor. Çok güzel. Ama sevgi biliyorsun verdikçe istiyor. Evet, güzel. Isterim. Biz benim şehrimde daha sarı alana gitmedik ya. Hah. Ay bir bahane mi olsa? Evet. Bir teleferiği çekin siz şöyle gidin. Evet, evet. Bu şehirde bir teleferik var. Var. Hem de harika bir gidin evet. oraları çekin. Gerçekten çekin. İlk sezonumuzda yoktu daha açılmamıştı henüz. Geçen sezonda sürekli bir şey oldu, o oldu, bu oldu. Aktivitelerden hemen, gidemedik. Hemen havalar gidelim. Güzelken güneş de var ya böyle evet, ışıl evet. ışıl. Evet. Böyle teleferikteki şeyi doğanın tadını da ben Hakan'la çekmiştim. Yaşıyorum şu an. Yaşadın gerçekten o manzaralarda bu konuştum. Bu arada doğanın tadını daha Akça'da çektik salı günü sevgili Olcay'la. Orada da Zeyno'cum ne buldum ben? Ne buldun? 20 günlük kuzu. Allah. Ne 20 günlük 20 saatlik kuzu. Allah. Evet şu kadar bir şey. Annesinin göbek bağı duruyor. Sen şimdi çıldır diye ben evdeki kuşları getireyim. Getir. Yılbaşı programına getirse de onlarla böyle çık 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 çık. Şey olmuyor sesimiz duyulamaz. Duyulur, şey duyulur. Daha dört tane burası daha geniş. Vır 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 evde sürekli böyle bir çiftlik havası dört tane oldu yeni parti. Ay çok tatlı. Geçen seferkiler oldu. Zeynep getirelim mi? Yapalım mı? Bakayım şey çünkü çok olurlar mı? İşte ha, çok yeniler. Evet. Tüyleri falan yok. Benim gıcık oldu bugün. Evet burada bir şey var. Sana mı gıcık oldum ben? Çok gıcıksın ya. Şimdi ara ara doğuyorlar ya ilk doğan daha büyük. Şimdi dört tanesi bir arada geziyor. Ay Zeynep. Toparlacık gibiler. En ortalarında böyle küçücük solucan gibi bir kafa görünüyor. En küçüğü ortaya almışlar. Bir de koruyorlar onu. Tabii tabii. Ah kıyamam. Büyük olan daha böyle kanatları diğerlerinin üstünde duruyor ama tavuk kanadı gibi daha tüy yok bir şey. Öbürleri ortada ve solucan kafası görünüyor. Şöyle hafif ayırınca görüyorsun. Küçük orada hiçbirinin gözü açılmadığı için mesela hani kuş uyusun, sesi kesilsin diye bu kafesin üstünü örtersin falan ya. Susar kuş. Zaten gözler kapalı olduğu için sürekli gecenin üçünde su içmeye kalkıyorum. Ciyak ciyak. Bak ben sana fon yapıyorum. O kadar değil artık. Şimdi ben gazeteleri keserken işte bugün şu haberi vereyim. O dakikayı çok fazla geçmişim. Bugün şu haberi vereyim. Bunları haftaya cumaya saklayayım diye düşünürken aklımdan şey geçmişti. Mustafa ile yapacağız muhtemelen o programı. Yönetmenime söyleyeyim böyle altta güzel bir müzik olsun. Müzik eşliğinde programı yapalım diye hayal ediyordum. Ama kuş sesleri de çok yakışır. Tamam. Kuş sesleri. Getirebiliyorsam getiririm. Tamam. Uçamıyorlar. Böyle koyacaksın orada kalacak. Orada yapsın onlar. Bizim fonumuz olsun. Cik cik fonuyla program yapalım. Ama üşürlerse yapmayalım. İşte tabii. Bakacağım. Bir araştıralım. Hani bir bakacağım. Onların sağlığı önemli. Bakacağım. Hangisi uygunsa. Sustum gidiyorum. Sevgili izleyenler çok güzel, çok renkli, çok hoşunuza gidecek bir sohbet olacak. Ben de tüm detayları aslında daha önce tanıştık ama burada öğreneceğim çok fazla şey var. O yüzden sabırsızlanıyorum. Konuğumun yanına geçiyorum. Zeynep kolay gelsin teşekkür diyorum. Ederim. Başlıyoruz.
Olay televizyonundasınız, hayatın tadındasınız. Tatlar farklı farklı biliyorsunuz. Her tadı yaşatmaya çalıştığımız, hem bilinç oluşturmaya çalıştığımız, hem güne tutunduğumuz, hem de güzellikleri farkına vararak ama acımızı da yaşayarak yaşattığımız programımız devam ediyor. Çok değerli bir konuk var yanımda. Görüntüsü de çok hoşunuza gidecek. Uzatmadan hemen kendisine merhaba diyeyim. Ne demek istediğimi zaten anlayacaksınız. Efendim, Hatice Şirin Uyanık. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba, ne kadar güzel görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sizin enerjiniz, sizin huzurunuz diyeyim. Ay, çok teşekkür ederim. Beni davet ettiniz, çok onur duydum. Çok onur duydum gerçekten. Ne demek? Ben sizinle tanışmaktan onur duydum, çok hoşuma gitti. Kostümünüz çok güzel ve çok göz alıcı. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda kültür ve tarih barındırdığı için de çok değerli. Kesinlikle. Hem kültürümüze, hem tarihimize, hem birliğimize, beraberliğimize sahip çıkmamız gereken bu günlerde bize anlatacağınız çok şey var biliyorum. Çok. O yüzden ben konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, Doğa Fuarı, Doğa Festivali gerçekleşmişti. Geçtiğimiz haftalarda Bursa'da. Büyükşehir Belediyesi'nin bir organizasyonuydu. Doğanın Tadı programı çekimleri için gittiğimde orada yaptığım röportajlar arasında tanıştım Sayın Hatice ile. Hatice Şirin Uyanık bir kitap sahibiymiş. Aslında ben bir doğa kulübünde tanıdım kendisini. Evet. Kitabı görünce dedim ki hayatın tadında size mutlaka değer katmalıyız. Sizi tanıtmalıyız, tanıştırmalıyız Bursalılarla dedim. Çok sevinirim dedim. Hemen bu gelişmeyi sağladık. En kısa zamanda da çok şükür ki farklı konuklarımız vardı, farklı gelişmeler vardı ama bugün size kısmetmiş. Kesinlikle. İnşallah da çok güzel şeyler anlatacaksınız. Programımıza renk katacaksınız. Kesinlikle. Efendim, Bursalı mıyız? Aslan anne tarafım Bursalı. Babam Kütahyalı. Şimdi aslen kökümüz bizim diyelim. Biliyorsunuz her insanın kendine yapmış olduğu bir yolculukla zaten başlıyoruz biz yola. Güzel. Tabii ki insanoğlu ilk önce kendinize biz kimiz, neyiz dedikten sonra zaten bir sürü sır kapısı açılmış oluyor. Maykop kökenliyim. Krasnodar, Rusya. Yani Çerkez kökenli bir insanım ben. Bir daha söyleyeyim ne? Maykop Krasnodar. Maykop Krasnodar. Krasnodar. Bir Adıgey Cumhuriyeti'dir. Biliyorsunuz Osmanlı ve Rus savaşları döneminde 1864 dönemindeyken maalesef Rus ve Çarlık döneminin yapmış olduğu çetin bir savaş ve elim ve savaş sonucuyla biz Bursa'ya göç ettirildik. Bursa, İstanbul, Ankara ve Karadeniz olmak üzere birçok Türkiye'de bulunan yerlere maalesef göç ettirmek zorunda kaldık. Bunun elim hüznü, elim üzüntüsünü hala yaşıyoruz maalesef toplum olarak. Değerli büyüğüm, tamamen şu anda aramda yok. İsmail Hakkı Erkan, büyük babam. Gençlerin, gerçekten çocukların büyükleriyle beraber yaşamasını çok çok istiyorum ben. Ya onlarla beraber doğayı keşfetmesini, hayatlarını keşfetmesini. Çok değerler kattı bana. Yani mesela yazı yazmamda özellikle bana bu eski Divit ve Hoknalar vardır bilirsiniz. Evet, bilirim. Kuş tüyü olanlara kadar. Bayılırım. İlk elime kaleme veren, tutuşturan insan benim İsmail Hakkı Erkan. O yüzden çok değerli. Konuyla ilgili 3 katlı bir binada, bir konakta yaşıyordu büyük babam. Büyük babanız mıdır? İsmail büyük babam, Hakkı Erkan. Erkan. Çocukluğumdan bir de sürekli sormaya, işte onların hayatları, onlarla beraber olmak, işte yaz aylarında onlarla beraber gitmiş olduğum her yolculuk bana ayrı kapıları araladı. Ne güzel. İlk yazımı yazdım, ilk şiirimi yazdım, ilk yazımı düzelten yine büyük babam oldu. Onunla paylaştım. Kendi de yazar mıydı? Çok güzel yazıları vardı. Yani kendi ait şiirleri vardı ve çok kitap okuyan bir insandı. Çok güzel. Türk sanat müziğine çok düşkün bir insandı. Eski Osmanlı Türk ailelerinden diyebileceğim bir insan. Ona ilk sorumda şöyle başladı. Biz kimiz büyük baba? Çocuğum şu anda çok küçüksün, henüz anlayamazsın ama bana oku demişti. Ve kitaplığında gece yatmadan önce küçük bir radyosu olurdu, yeşil bir radyosu açar. Bir yandan Nihavent şarkılarını dinler, bir yandan elindeki kitaplarını okur, bir yandan piposunu tüttürür. Ve bana sürekli anlatırdı ki onun yanına oturmak bizim için çok büyük bir onurdu. Her yemekte onun yanına oturduğumuzda küçücük bir sır verilirdi bize. Ben o sırrı kapabilmek için yarışırdım. Yani bir sürü torunu var ama toplam 8 torunu vardı. 2 kızlık torunların içinde. Evet, bana bugün kesinlikle bir sır verecek ama kesinlikle o sır benim olacağım diye yarış yapardık. İşte havyarını yapar, işte ekmeğini üzerine kızartır. Çok da sağlıklı yaşayan bir insandı. Çerkezlerde var ama o. Biraz dikkat var. Evet. Hem keyifli hem asil yaşarlar hem de sağlar. Çok teşekkürler. Çok çok sağ olun.
Onun vermiş olduğu sırlarla, ipucularla, görmüş olduğum rüyalarla, işte anneannem Nan diyoruz biz. Çerkezlerde kesinlikle ismi. Onu biliyorum bakın. Hesap Nan. Edilmediği için evet. Bana da işte küçük Guaşem derlerdi. Guaşem. Nan'ı şeyden biliyorum, özür diliyorum sözünüzü balla kestim. Kurt Seyit Şura'yı okumuştum Nermin Bezmen. Kurt Seyit Şura, Kurt Seyit evet. Burka. Nermin Bezmen'in kitaplarıdır. Oradan böyle notlarım vardır. Nan hoşuma gitmişti ve hitap olarak da güzeldi. Kesinlikle. Oradan öğrenmiştim. Kesinlikle. Nan, şimdi değerli büyüklerimize biz isimleri hitap etmemizin nedeni şu. Hakaret olarak yani algılanmaması için artı hitapla işte Guaşam, prensesim, tatlım işte dahe diyoruz biz mesela tatlım, güzelim anlamında. Böylelikle işte anneanneme işte onları gözlemlemem, işte mutfakta katmış olduğu baharatlara kadar. İnanır mısınız o baharatları yıllar sonra Markup'a gittikten sonra ben bu tadı bir yerden hatırlıyorum ama nereden hatırlıyorum? Evet buldum ben şimdi anneannem yani Nan'ın kullanmış olduğu baharat. Çok güzel. Dediğim gibi sorularla başlıyoruz, rüyalarla devam ediyoruz. Ve bu yolculuk o kadar çok güzel bir yolculuk ki büyük babama sürekli sıkıştıran bir çocuktum. Büyük babam çok zeki bir insandı. Yeşil bir fosfosu vardı. İşte bize Emel Sayın hayranlıydı. Ay çok güzel. İlk fuara götürüp onunla beraber o konseri izleme nailine şeref oldum ben. O fuarda çok şeyler öğrendim. İşte bir bıçağın nasıl tutulması gerektiğini. Evladım yarın bir gün kesinlikle büyük bir yere geleceksin. İnanıyorum senin ama kabına göre bilgi aktarırdı Şenay Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten sonsuz olsun ışığı. Çok şeyler katmış bana. Şu anda hayatta değil, değil Şu mi? Şu anda hayatta değil. O ama bıraktığı eser çok güzel. 8 torunuz dediniz. 8 torun. Kaç çocuk evlat var? Yani kaç kızı kaç oğlu var da 8 tane torun 2 var? 2 erkek, 1 kızı. 2 kızı, 1 erkek daha doğrusu. 2 evladı iki var. 2 kız, 1 de erkek evladı erkek var. Evladından. Onlardan da 8 tane toplam evet. torunu var. Diğer torunlar sizin gibi bu bilgilere, bu kültüre hassasiyet gösterdiler mi? Yoksa bu farkındalığı siz mi yaşayıp özümsediniz? Bu farkındalığı aslında ben yaşadım ama bendeki bu farkındalığı yine yaratacak olan da, çıkaracak olan da yine Nan ve büyük babam oldu maalesef. Soru soruyordu büyük babam. Çok zeki bir bey olduğu için kendisi. Bütün torunların ayrı ayrı zeka sorusu sorardı. Ve aldığı cevaba göre de bilgi aktarırdı. Ve biz o cevaba göre yönlendirildik diyeyim. Beni kenarına çekerdi. Gel kızım işte sana anlatıyorum. Veya ben çok meraklı bir çocuk olduğum için dediğim gibi işte kitaplarını daha çıkartıyordum. Daha çok ilgilendi. Çok ilgilendi. Ben Hatice'ye bunları aktarırsam bunlar boşa gitmeyecek. Kesinlikle. Mutlaka değerlendirecek mantığıyla değil mi? Kesinlikle. Torunlar içerisinde biraz şanslı torun durumundaymışsın. Çok şanslıydım. Çok şanslıydım. Anlattıklarınız çok güzel. Bir kültür anlatacağız bugün. Evet. Kültürünüzden bir sürü içinden alıp alıp nasıl yaşadınız, oralara gittiniz, nelerle karşılaştınız hepsini aktaracağız ama kısa bir ara veriyoruz. Reklam arası reklamlardan sonra daha da koyulaştıralım sohbeti olur mu? Tamam. Sevgili izleyenler, hayatın tadında reklam zamanı. Hastavuğ'un sunduğu hayatın tadı devam edecek. Hastavuğ'un sunduğu hayatın tadı devam ediyor. Devam ediyoruz. Hayatın tadında çok kültürel, çok hoş bir konuğumuz var. Siz de anlatacağı hikayelerden etkileneceksiniz. Şöyle de bir kitabı var. Kendisiyle tanışma hikayesinden bahsettim ama anlatacağımız daha çok şey var. Hemen devamına gelmek istiyorum. Küllerimden yeniden doğdum. Hatice Şirin Uyanık kendi stüdyomuzda. Çok şık bir yöresel demek doğru kostümüyle. Evet. Hayat hikayesini anlatıyor aslında. Nasıl özlerine, nasıl özüne döndüğünü, tarihine nasıl sahip çıktığını bir anlamda bize anlatıyor. Hikayenin başlangıcıyla devam edelim mi Hatice Hanım? Tabii ki Şeyda Hanım. Şimdi konuyla ilgili dediğim gibi 3 katlı bir konakta yaşıyorlardı büyük babam. Her yaz tatilinde büyük babamın yanına gidiyordum ben. İşte muhakkak o sır bana verilecek. Muhakkak bir sır ve işte Nan bana bir şey anlatacak derken yukarıda yüklükte kapalı bir kutu buldum ben. Diyorum o kadar çok haşere, çok meraklı bir çocuktum ki. Ne güzel, iyi yapmışsınız. Her yere karıştırır, çok kitaplar, böyle kitapların kokusunu ciğerlerimi çeken bir çocuktum. Yüklükten çıkartıp yere koyduğum zaman küçük tahta bir peşine, sedef kalkmaları olan, bana çok bir şeyler katacağını anladığım için onu kucakladım, büyük babamın yanına götürdüm. Peşine? Peşine. Nedir? Anlatın peşine. Büyük akordeon bas olanlarının en küçüğü. Ha, müzik aleti. Müzik aleti. Tamam. Yani çerkezlerimizin daha doğrusu çerkez büyüklerimizi kullanmış olduk. Bayanların, erkeklerin. Şöyle el boyutu gibi akordiyonun biraz daha ergonomi evet. değil mi? Kesinlikle. Evet.
Yanına götürünce bu nedir? Yani nasıl kullanıyor? İsmi nedir deyince, o dedi benim dedi annemin, yani Zehra babaannenizin dedi pişiresi. Peki Zehra babaanne kimdi? Biraz anlatır mısın deyince, Zehra babaanne dönemin gerçekten çok kültürlü, işte babası tarafından çok hanımefendi şekilde yetiştirilmiş, ellerinde böyle eldiveni olan, işte sokakta üstü bile yürüyen bir bayan. O döneminde en uzun belediye başkanı olan Mercekoğlu Ahmetoğlu, Yunan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun işgal dönemlerindeyken 6 tane eşini kaybediyor. Verem ve savaş nedeniyle maalesef. Tabii ki o yokluk dönemindeyken 3 çocuk da maalesef bekar kalıyor. Derken Mustafa Kemal Paşa Güvenim Köyü'ne gidiyor. Benim bir atamın, daha doğrusu anneanne, nan dediğim atamın, Rusya Krasnodar kökenli olan atamın diğer bir boyutu da bu köyü oluşturmuş maalesef. 4 kardeş ve bu 4 kardeşten Markop'tan geldikten sonra ilk zaten geliş yerleri Gölyazı olarak verilmiş. Toprakları beğenmedikleri için biz sulak yerlerde yetişemeyiz. Bizim neslimiz sulak yerlerde yetişmez. Biz Gölyazı'dan vazgeçiyoruz demişler. Ve dağlara doğru çekilmişler. Acaba Markop'un veya Krosnodar, yani oradan göç ettiğimiz yerin özlemini bize yansıtacak o ağaçlık ve ormanlık yeri bulabilir miyiz diye çok gezdikten sonra Güvem Köyü'nü keşfetmişler. Güvem. Güvem normalde tabii ki iki anlamı var. Erik demek, yabani erik demek ama hasret demek asıl, yani hasret kokan, gönlüne yatan anlamındadır güverme. Markov'daki büyüklerimle gidip onlarla konuştuktan sonra ismin ne kadar çok anlamlı olduğunu, oraya gidip orayı keşfettikten sonra, evet büyüklerim gerçekten çok güzel bir karar vermişler. Çaprap denilen bir sulağımız var bizim, orada gidip atlarıyla, küçük üç ayaklı masalarıyla orada kahvaltılarını yaparlarmış. Gönüllerini dinlendirdikten sonra tekrar köylerine, yani hasret kokan köylerine giderlermiş. Çok güzel. Bir gün yine o kervan dönemindeyken, biliyorsunuz Bursa ve İpek yolu ticaretin en yoğun olduğu dönemlerde, işte belediye başkanı en uzun dönemde yapmış olduğu Mercekoğlu Ahmet Bey Efendi. Bir gün köye geliyorlar. O gün tabii ki dönemin çok ünlü bir insanı Zehra babaannemizin babası. Hem Sofu, küçük bir şeyi var, sabahlara kadar zikir çektiği bir yer var ama sözünü dinleten, çok hayırsever, çok mülayim bir insan. Bir gün yanına geliyor ziyarete. Diyor ki işte böyle böyle başımızdan olaylar geçti falan derken, Zehra babaannemiz o kadar çok hanımefendi ki, bizde Haçeşlerinden odalarımız var Çerkezler'de. Asla misafir geldiği zaman yanına girilmez. Sadece kapıdan tepsi uzatılır ve tekrar geri dönülür. Sırt dönülmeden çıkarılarak geriye giderler. O dönemde Ahmet Hamdi Mercekoğlu babaannemize talip olur. Yüzünü görmez ama eli var. Çok nazik bir şekilde eli uzatır. Ondan sonra çok etkilenir bundan. Der ki kızınıza talibim. Ondan sonra değişik bir hayat geçiş var. Dediğim gibi 3 katlı konak, 3 tane çocuk derken işte babaanneyle uzun geçen bir dönemler. Dediğim gibi Yunan ve Osmanlı işgali dönemlerken maalesef Ahmet Mercekoğlu o dönemde hayatını kaybediyor ve Kütahya bölgesinde çok şeyler kazandırmış bir beyefendi kendisi. Hı hı. İlk aydınlanmaya getiren, ilk lambaya getiren, ilk lüks lamba dediğimiz, biliyorsunuz o dönemlerde yukarı çıkılır ve mumla yıkılan lambalar. Evet. O lambaları ilk getiren insan ve Bursa heyetinde de çok uzun sürede çok 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 köklü çalışmaları olmuş bir insan. Tarihle bağlantısı da var çok. Ve o konak yıllar boyunca Rusya'dan, dışarıdan, dış ticaretten, tüm siyasetlerden, tüm askerinin geçtiği ve tüm kararların karargah olarak kullanıldığı yerlerden birisi olmuş. Hep böyle kapılar arkasında toplantılar yapılırmış. İşte Zehra babaannesi çocuklarıyla koştururlar vesaire. Derken bu tabii ki elim ve üzücü olaylar. Yunan işgali dönemindeyken, Kütahya dönemindeyken Ahmet Hamdi maalesef vefat ediyor. O dönemde işte büyük babamın babası Markop Krosnodar'dan göç edip Söğüt alanına yerleşiyor. Söğüt. Söğüt alan Mustafa Kemal Paşa köyüne. Hı hı. Bütün mal varlığı oraya yaşama devam ederken. Mustafa Kemal Paşa'nın Söğüt alan köyü. Söğüt alan köyüne. Tamam, şimdi oldu. Ben Söğüt diye algıladım bir an, o farklı. Söğüt alan köyüne. Hı hı. Derken Mustafa Kemal Atatürk o dönemde bütün askerlerini, tabii kendisi komutan, karakol komutanı Hamdi Çavuş diyoruz. Büyük babamın babası. Bir emirle bütün konakları, bütün işte Kütahya bölgesindeki Yunan askeri var mıdır, kaçak, sağda solda var mıdır diye aramaya başlıyorlar. Bu arama esnasında da Zehra babaannemizin konağında geliyorlar. Bütün katları dolaştıktan sonra bir yüklük çıkıyor. Bir yüklük, işte biliyorsunuz o zaman süngülü tüfekler var ve süngünün ucuna bu pişine takılıyor. Çerkezce sırı
adı diyor. Yani bu kimindir? Zehra babaanne gözleri inanamıyor. Çerkezce bilen bir kişi. Ve bu kimin diye. Sesi mırı diyor. Ya evet, benim bir heyecan var. Bir yandan korku var. Acaba beni tutuklayacak mı? Yani Rusya'dan getirdim. Nasıl böyle bir şey? Acaba tutuklayacaklar mı, götürecekler mi diye. Yo, hayır, talibim size diye. O anda Zehra babaannemize talip oluyor. İkinci izdivacını yapıyor. İkinci izdivacı. Derken tüm mal varlığını bırakarak Söğüt Alan'dan Hamdi Çavuş konağa geliyor. Hı hı. O konak dönemi dediğim gibi çok siyasal olayların, işte askeri olayların, hı hı, dediğim gibi o kapılar arkasındaki dönemlerde toplam 5 ailenin Rusya'dan işte büyüklerimiz konaklara geliyor. Şara dedemiz var, çok ilginçtir. Hı hı. Merak ediyor yani bu konağın ününü, işte anneannemin ününü, büyük babamın ününü derken bu konağa geldikten sonraki kendi aralarındaki diyaloglar gerçekleşmeye başlıyor. Şara dede işte Kafkasya'da bütün mal varlığını bıraktıktan sonra tek başına bekar olarak geldikten sonra konağa yerleşiyor. Biz de biliyorsunuzdur, misafirleri çok severiz ağırlamayı. Hatta çok, misafirperverlik hepimizin özünde çok fazla. Türklerde kesinlikle. Çok fazla. Bir de sahiplenicilik var. Evet. Yalnız bırakmayalım, buraya gelmiş tek başınasınız diye Haçeş odasına alıyorlar. Hı. Ve yıllar boyu yanında. Ya yani o kadar çok memnun olmuş ki hizmetlerinden dolayı. Bu çok büyük bir onur mu zaten? Eğer bir gitmiş olduğunuz misafir size çok iyi davranırsa orada uzun yıllar yaşayabiliyor musunuz? Böyle bir hak da var tabii ki. O dönemde atını kapı hizasına bırakarak gitmiş. Şimdi bu ev sahibi için çok büyük bir onurdur. Eğer atını bağladığı yerde Haçeş kapısına doğru bırakıyorsa bir büyük, genel bir zat, o evden çok memnun olduğunu ve bütün halkın da duymasını da istermiş. Bu onlar için mesaj aslında o. Mesaj. Evet, ben bu hane halkını çok sevdim ve ben artık yıllar boyu burada bu kalmak istiyorum ve onlara hizmet etmek istiyorum diye. Güzel. Büyük babam, evet, bu hikayenin birinci kısmını anlattıktan sonra işte evde ben tekst buluyorum. Yani at kanatlı ve at başlıklı bir teksti bulduktan sonra ikinci sır meydana geliyor. İşte biz kimiz, nereden geldik? İşte evladım, biz Maykop'tan, Krasnodar'dan geldik, 1864 sürgünü. Aramızda çok güzel diyaloglar var. Bununla ilgili kitabım çıkacak inşallah. Çok, hı-hı, ünlü bir yerin evinden. Şu anda söyleyemem ama, hı-hı, toplam 900 sayfalık bir tekst oldu. Yani o tarihi akışı anlatan bir kesinlikle kitap mı? Çok güzel. Yani hem köklerimizi, hem köklerimizi anlatan, kıyafetlerimizin içindeki tüm detaylara kadar, bir Kafkas kadınının mitolojide nasıl değerlendirdi, Setenay Kuvayşe'nin, ondan sonra Nart Destanı'nın nasıl ortaya çıktığına dair. Çok böyle güzel. Çok gizemli bir yolculuk olacak bu kitapta. Bunları siz meraklanarak araştırdınız, birikim oluşturdunuz. Kesinlikle, yani 10 senelik bir zaten araştırma dönemim var. Bir de çocukluğumdan beridir, işte kütüphaneye yazılmış olmam, işte çok kitap okum. Büyük babamla alışverişlerim. Tabii büyük babadan kalan kitaplar da var, oradan da faydalanıyorsunuz. Onlar da miras, çok büyük miras benim için. Hı hı. Derken çocukluğumuzdan bilir zaten biliyorsunuz bizde tabii ki bir ana vatan vardır, bir de ata vatan vardır. Doğru. Biz tabii ki doğduğumuz yerde öleceğiz. Bu vatan için zaten kanlarımızı döktük ve bayrağımızın altında inşallah ölmeyi nasip etsin herkese. Bu özlem asıl kökümüze olan, evet, bizim asıl çıkış yerimiz neresi diye 2012 yılında ben Maykop'a gittim. Müthiş. Sonra? Büyük babamla, büyük babamın tabii ki izni alarak onu götürmeyi çok istemiştim. Oradaki hani akrabalarımla buluşturabilir miyim, atalarım var, kimler var, kimler yok soyumuzla ilgili diye. Çok sağ olsunlar, 84 kişilik bir kafileyle bütün Türkiye'de bulunan dernekten katılan büyüklerimizle beraber gittik biz. Çok güzel. Benim için müthiş bir yolculuktu. Büyük baba geldi mi? Büyük babam gelemedi. Evladım sen ilk önce git. Yaşlı çünkü. Yaşlı, evet. Yolculuğa dayanamam. Konuyla ilgili döndükten sonra bilgilerini benimle paylaş çok dedi. Güzel. Ben de peki büyük babacığım dedim. Elini öptüm, hayırlı dualarla Maykop'a gittim. Çok teşekkür ederim oradaki değerli büyüklerime. Dediğim gibi çok dolu bir geziydi benim için. Kıyafetlerimizin arka planında, ondan sonra çocukluğumuzdan biridir özenerek oynamış olduğumuz Narmes ekibimiz vardı bizim. Bu Narmes ekibinin de direktörüyle tanışmak nasip oldu ki o beni buldu, ben onu bulamadım. Sonra siz o dansı öğrendiniz. Yok, çocukluğumdan beri zaten dans ediyorduk biz. Yani bu Çerkez kültürü içinde ayrıca derneğe yazıldım. Çerkez Kadınları Tevan Cemiyeti'ne üyeyim ben. Kafkas Kadınları Araştırma Derneği'ne. Ondan çok sonra güzel. Balıkesir Kafkas Derneği'ne derken kendi derneğimizde Mustafa Kemal Paşa Kültür Derneği'nde kültür ve dans hocalığı yaptım. Sanat hocalığı yaptım ayrıca. İşte nokta dağcılık ve bunlar dışında tabii ki çeşitli gazeteler ve dergilerde de yazmaya devam ediyorum. Bunlarla ilgili yanımda var. Engeller Gazetesi'nde de yazıyorum. Çok güzel.
Hep kültür üzere mi yazıyorsunuz? Birikimlerinizi aktarmak üzere mi bu çalışmalar? Yarı kültür, yarı Hı-hı. aslında özdeğer. Hı-hı. Yani herkese hitap eden yazılarım var. Bilinmeyen, arkası tutulan sırlarla ilgililer de var tabii ki. Yani dediğim Hı-hı. gibi sıra karşı olan her insana sunabileceğimiz her şey var. Hı-hı. Bunlarla ilgili yazıyorum genellikle. Çok güzel. Tebrik ediyorum sizi. Hı-hı. Buyurun devam edin lütfen. Süremizi akıllıca Hı-hı. kullanalım. Ben konuşmayayım, siz konuşun. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Maykop'a gittiğim dönemlerde dediğim gibi o kadar çok sorularla gittim ki. Yani o kadar çok büyük bir özlemle gittim ki. İlk önce doğa yerlerini, gerçekten bize katan büyüklerimizin ne olup olmadığına dair. Yemeğimizi öğrendim. Yemeğimizin içine katılan, inanır mısınız, gider gitmez pazarına gittim. Arkadaşlarım işte çeşitli mağazalar ve dükkanları gezerken hediyelik, ben arka planı çok merak ettim. En değerlisi evet. pazarlardır. Kesinlikle. Gerçek hayat orada var. Evet. Beni götürmüş. Ne işin var senin pazarda dedikleri için. Oradaki baharatları, Çerkez kültürünü kullanmış olan yemeklerin içine kullanılan tatları keşfettim. Daha olmayan tatları da keşfettikten sonra işte çay bölümümüz var. Kalmuk denilen bir çayımız var bizim. Evet. Sütlü, karabiberli. Aslında size getirmeyi çok istedim ama. Sütlü, karabiberli. Çok değişik. Evet. İnşallah başka bir programda veya size özellikle de yapmayı. İlk kitap çıksın, tekrar program kesin yaparız. İnşallah. onu keşfettim. İçince dedim ki çok nahoş ama dedim. İçinde ne var? Maya mı var? Ne var? Çok ilginçtir. Bizim normalde köylerde süpürge otu dediğimiz bir şey var. Böyle kırmızı ot. O otun kurutulmuş, öğütülmüş, içinde çeşitli maddeler katıldıktan sonraki haliymiş bize. Onun arka tarafına gittim. Kim nasıl yapıyor? Bunu elle öğüten var mıdır? Onun hikayesini oradan çıkarttım. Çok derken güzel. Çayımızın çok değerli olduğunu, Maykop'ta çayımız var, Maykop çayı. Kabartay bölgesi ve Adige bölgesinde %100 oranda yeşil çay ve içindeki tomurcuklar da gerçekten çok hassas. Çok yani güzel. Türkiye'deki çaylardan %100 daha üzerinde kat kat. Onları keşfettim, mısır buldum mesela. Mısır örneğini dedim götürebilir miyim? Peynirlerimizin zengin çeşitliliğini öğrendim. O peynir orada inanılmaz zaten. Çok kat safhada keyifli. Muhteşem. Bütün peynirlerin tadına baktım. Biraz da gurmelik var galiba. <babamdan. gülüyor> dedim ki çok doluyuz. Bir dedim şu kıyafetlerin yapılan yerleri görmek istiyorum. Çocukluğumuzdan bir hayalimiz o kıyafetin içine girmek, onlarla dans etmek. Bütün Çerkez gençlerin, bütün o kültürü yaşayan herkesin hakkı, götürür müsünüz? Sağ olsun orada Melek Han filan Atalay var. Kendisi kız meslekçisi mezunu. Ayrıca öğretmenlik de yapmış. Ama uzun yıllarda kendisi Maykop'ta yaşadığı için gel dedi hemen seni götüreyim. Hakikaten çok güzel bir dokuma tezgahıyla karşılaştım ben. Bu yapılmış olan elbiselerin, üzerindeki işlemelerin elle yapılması, teker teker oradaki Çerkez kızlarının bu kültürle çocukluğundan beri yetiştirilmesi, her yapan işçiliğin de ayrı ayrı bölümlere ayrıldığını, ayrı ayrı hikayeleri olduğunu. Bu kostüm Hı-hı. oradan, bu bir gelinlik. Bu aslında gelinlik, yani Çerkez gelinliği ama Çerkez biz buna gelinliği. Saye diyoruz. Saye. İç saye ve dış saye olmak üzere iki türlü saye. Hem içinde kullanabiliyoruz hem de Hı-hı. dışında kullanabiliyoruz. İçin normal elbise olarak da sanırım kullanılıyor. Kullanabiliyor. Yani Hı-hı. isterseniz şapkalı veya şapkasız şekliyle. Müzeye gittiğim zamanı orijinal bir prenses kıyafetiymiş. Çok hayran kaldım. Dedim ki kesinlikle bunun aynısını alacağım ya da diktireceğim. Sağ olsun bir büyüğümüz vardı. Ona çizip gönderdiğim zaman tamam dedi yapalım ama sen de yardımcı ol. Üzerindeki taşlara kadar işte ben de kendisiyle yardımcı Onlar olarak. Onlar dikim gerçekleşti. Siz işlemeleri ben yaptınız. Ben işlemelerini yaptım. Peki şapka yine sizin mi işlemeniz? Yine aynı şekilde Hı-hı. yani benim tasarımım ama dediğim gibi diken ve benim karşıma getiren de dediğim gibi değerli bir arkadaşımız. Harikasınız. Yani. Şimdi süremiz hızla akıyor. Evet. Mutfağa geçeceğiz Zeyno'nun yanına ama Hı-hı. geçmeden önce sevgili yönetmenim Mustafa'cığım kostümü bir görelim. Şöyle bir dönsün Hatice Hanım değil mi? Tamam. Şu Uygun kostümü sayar. Görüp ondan sonra mutfağa geçiş yapalım. Tamam. Sizi Hı-hı. buyurun ayağa alayım. Yardım Hı-hı. etmemi ister misiniz? Teşekkürler. Sağ olun. Buyurun. Çok şık. Gerçekten çok güzel. Sevgili izleyenler biz Hatice Hanım geldiği andan itibaren zaten kostüme hayran olduk. Şöyle bir gelişme oldu. Siyah içindeki elbiseyle geldi.
Ben dedim ki Hatice Hanım'a, bir de torbanın içerisinde üst kısım gelinlik var. Dedim reklamımız bir ya da bir buçuk dakika, o kadar sürede bu kadar katmanlı bir şey değiştiremezsiniz. Aa yok dedi, hayır o elbisenin üzerine giyiliyor dedi. O anda çok hoşuma gitti. Bir bütün olarak gösterme şansına eriştik. Şöyle kollarınızı biraz şöyle yapalım, gösterelim. Bu detay çok güzel. Bu dans ederken, Kafkas dansı ederken kullanılan o zarafet, evet, değil mi? Nasıl, ne tarafa geçeyim? Bu tarafa geçeyim. Peki. Siz burada durun Hatice Hanım. Ben sizin etrafınızda dolanacağım. Gerçekten çok güzel. Etekleri çok güzel. Dans ederken de bununla edebiliyorsunuz. Tabii ki. Rahat mı peki? Şu anda pek rahat değil. Biraz tabii ki taşlardan dolayısıyla biraz ağırlık var üzerimde ama bunun orijinal kıyafetleri daha hafif. Ya işlemleri daha ağır olan kısımları da var tabii ki ama oynama tarzımızla beraber daha rahat bir şekilde kavuşturabiliyoruz biz. Her oyunumuzun da bir hikayesi var. Onu da inşallah size bir gün anlatmış olacağım. Mutlaka. O her oyunun hikayesiyle birlikte yetiştirdiğiniz gençlerden birkaç kişi getirip böyle örneklerini tabii, burada gösterip seviyorum, sizin de hikayesini anlatacağınız programlar yaparız umarım. İnşallah. Biraz şöyle dönelim, sizi tam göstermek istiyoruz. Evet. Şapkadan kıyafete. Oluyor mu Mustafa'cığım? İstediğin gibi oluyor mu? Gerçekten çok şık, çok etkileyici, çok güzel bir görüntü. Özüne, kültürüne sahip çıkan bir kişi olmak böyle bir şey herhalde. Çok keyifli. Çok teşekkür ederim. Sizi tanımak gerçekten çok hoştu. Henüz bitmedi, finali mutfakta yapacağız ama kostümü de gösterdik. Sevgili izleyenler, lütfen listemizi kontrol edin. Zeynep'in gerçekleştirdiği o muhteşem lezzetin yanına geçiyoruz. Hatice Hanım'la birlikte lezzeti tadacağız. Daha sonra da kapanış gerçekleşecek. Zeynocuğum, ne desem az, ne desem boş, lezzet ortada. Yani sağlıklı bir yemeğin bu kadar lezzetli olması. Evet. Gerçekten çok sağlıklı. Sen bunu çok iyi başarıyorsun yalnız. Bizim öğrendiklerimiz çerçevesinde hem sağlıklı hem de çok lezzetli şeyler yapıyorsun. Aslında lezzetten ödün vermeden yiyoruz ya biz, o yüzden. Evet, o yüzden biraz yani, da şanslısın. Yani diyet gibi değil hani... Lafın gelişi ya, biz diyette izlediğimiz için böyle farklı algılanıyor belki ama aslında beslenme sistemini değiştirdik dememiz daha şey. O öğretiler doğrultusunda güzel, lezzetli bir yemek, sağlıklı bir yemek. Sen lütfen tarifini ver. Hatice Hanım, siz de buyurun tadın. Çok teşekkür ederim. Elinize yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Mercimekli bir pazı kapama yaptık. Börekler gibi hazırladık. Pazılarımız vardı. O iri saplarını, ortalarını vesaire biraz kenara aldık. Çünkü ben çiğden koydum. Ben o diri diri lezzetini seviyorum. Yeşillikleri çiğ de yiyebildiğimiz için. Ama çok istiyorsanız bunu hafif bir sudan geçirip, sıcak suya batırıp çıkarıp öyle kullanabilirsiniz. Bir iç hazırlıyoruz. Yeşil mercimekler haşlanıyor. Bol kimyonla birlikte taze soğan doğranıyor içine. Kıymamız konuluyor. Kıyma da çiğden konuluyor. Çok çok az bir salça koyuyoruz. Tuz koyuyoruz. İyice harmanlayıp yoğurup bir iç haline getiriyoruz. Ardından bir fırın kabının dibine tereyağlıyoruz. Tereyağımız var. Biraz yarısını dibine sürüyoruz ki o alttan lezzetini alsın. Üzerine yufka gibi pazıları kapatıyoruz. Kat kat kıymalı harç pazı, kıymalı harç pazı şeklinde en üste pazı gelecek şekilde kapatıyoruz. Üst kısmına da tereyağlarını koyduktan sonra 200 derecelik bir fırına koyuyoruz. Böyle 10 dakika kadar piştikten sonra püf noktasına geçelim. Üzerine bir kapak ya da tabak kapatıyoruz. O ağırlığını verdiriyoruz. Pazılar çünkü ince, daha şey olmasın diye. Hafif böyle renginin dönmesi yeterli. Yanmasını istemediğimiz için kapatıyoruz. Dereceyi biraz yükseltip bir 10 dakika daha pişirip çıkarıyoruz. Dilimlenebilir, kaşık kaşık servis edilebilir.
Zeynep o kadar güzel kokuyor ki. Yani çok etkilendim. Muhteşem olmuş. Elinize yüreğinize sağlık. Özellikle içindeki tarifi çok merak ediyorum. Yöresel midir yoksa sizin kendi keşfetmiş olduğunuz bizim yemek mi? Yöresel. Harika. Zeynep yörelerinden. Harika. Yaratım kendisine ait. Evet, böyle ama illaki mutfaklar tabii oradan etkileniyoruz. Hı-hı. Ama birleştiren sensin Hatice de önemli. Tabii bu benim tarifimdir. Evet. İnanılmaz güzel. Şimdi Hatice Hanımcığım sizinle şiir kitabınız üzere çok fazla konuşamadık. Çünkü gelenek, hikaye, evet, gitmiş olmanız, gelmiş olmanız bunların hepsi çok özel değerlerdi. Mutlaka bir program daha yapmalıyız. Az önce söylediğim gibi tarihteki o özünüzdeki dansın aktarılacağı, tek tek hikayelerin anlatılacağı programlar yapalım. İnşallah. Eminim izleyenlerimizin de ilgisini çekmiştir. Zaten daha fazla özümüze sahip çıkarak, daha fazla kültürümüze, geçmişimize sahip çıkarak birliktelik içerisinde yaşamamız gereken günlerdeyiz. Bunu da hissettirdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bu program bu anlam, bu açıdan da çok anlamlıydı. Yaşadığımız bu günlerde nasıl bir ülke olduğumuz, nasıl bir toplum olduğumuzu gösteriyoruz. Ne kadar renkli, ne kadar değerli olduğumuzu gösterdik bu programda. Size bu açıdan da çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Kitabınızı da tavsiye ediyorum tabii bu arada herkese. Hı-hı. Mutlaka alıp bu güzel şiirleri okumalılar. Sevgili izleyenler, tüm izleyenlerimize, tüm ekip arkadaşlarıma, Zeynep'e çok teşekkür ediyorum. Hı-hı. Bu, şunu yaşadık, bunu yaşadık, şöyle yaşamalıyız, şöyle hayatın tadına varmalıyız derken kocaman bir haftayı bitirdik. Bugün Cuma. Hafta sonunda yine Olay Televizyonu'nda olmaya lütfen özen gösterin. Hem programlar için hem de pazartesi sabahı hayatın tadında daha rahat birlikte olmak için. Herkese teşekkürlerimi de ettim. Sürçülisan ettiysem affola da diyorum ve hoşça kalın diyorum. Hayatın tadını sundu.